Evet, Cem Açıköz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dakikalar önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. 2023-2028 yıllarını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri inşa edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine ilk evim, ilk iş yerim olarak da isminin belirlendiğini açıkladı. İlk etap oluşturan 250 bin sosyal konutu, 100 bin konut arsasını, 10 bin iş yerini 2 yılda bitireceğiz ve hak sahiplerine kavuşturmayı planlıyoruz dedi. Yine bu kapsamda 50 bini İstanbul'da, 16 bini başkent Ankara'da, 12.500'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8.650'sini Bursa'da, 7.500'ünü Konya'da, 4.500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz ifadesini kullandı ve şehit yakınları, gazilere, engelli vatandaşlara, emekli vatandaşlara ve gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında değerlendireceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu önemli açıklamalarını ve detaylarını. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Yılmaz Tunç ile. Efendim merhabalar, yayınınıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Efendim aslında ben biraz saydım, 50 bin İstanbul'da, 18 evet. bin Ankara'da, yurdun birçok yerinde, 81 şehirde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hayata evet. geçiyor. Detayları da açıkladık, değerlendirmeniz ne olur? Hayırlı uğurlu olsun, gerçekten önemli bir proje. İnsana dokunan bir proje, sosyal bir proje, sosyal devletin gereği olan bir proje. Bugüne kadar 5 milyon insanımız TOKİ vasıtasıyla ev sahibi yapılmıştı. Şimdi bu projeyle beraber 1 milyon insanımız daha ev sahibi yapılacak. 250 bin sosyal konut bir anda yapılabilen, dünyada olmayan bir proje. Yani dünyanın en büyük ilk etapta, tek etapta yapılabilecek 250 bin konut projesi hem dünyada bir rekor, Cumhuriyet tarihimizde de ayrıca bir rekor. Gerçekten önemli. Yani vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi yapılması önemli. Cumhurbaşkanımız bu konuya çok önem veriyor. Başbakanlığı döneminde de önem verdi. Cumhurbaşkanlığı döneminde de, hatta belediye başkanlığı döneminde de önemli icraatlarından bir tanesi İstanbul'da konut projeleriydi. Hı hı. Belediye başkanlığı döneminde Anadolu yakasında Hilal konutları, Avrupa yakasında Başak konutlarıyla birçok insanı ev sahibi yapmıştı Kiptaş aracılığıyla. Başbakan olduktan sonra da TOKİ aracılığıyla 81 vilayetimizde ve birçok ilçemizde, hatta beldelerimize varıncaya kadar TOKİ projeleriyle insanlarımız ev sahibi oldu. Şimdi bu 250 bin sosyal konut projesi de gerçekten büyük bir heyecan uyandırdı. Belli gelir seviyesine sahip insanlarımızın, normal şartlarda ev sahibi olması mümkün olmayan vatandaşlarımızın bu proje sayesinde ev sahibi olabileceğini görüyoruz. Çünkü açıklanan rakamlara baktığımız zaman 2 artı 1'in fiyatı 608 bin evet. lira. 2280 lira taksitle kira öder gibi, ki bu asgari ücret yükseldikten sonra tabii bu 2280 önümüzdeki yıllarda çok düşük bir şey olarak kalacak. Dolayısıyla büyük bir avantaj. 3 artı 1'lerin de 850 bin lira fiyatı, aylık taksitleri 3187 lira. Yani kira öder gibi 240 ay vadeli vatandaşımız kira ödeyeceğine kendi evinde kalmış olacak. 2 yıl içerisinde inşaatları bitecek. İhtiyaç olduğunda tabii ki tekrar bu projelere devam edeceğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız. Konutların yanı sıra tabii iş yerleri de önemli. 50 bin iş yerinin inşa edilmiş olması, şehirlerimizde edilecek olması, üretimi daha da artıracak, ihracatımızı artıracak, istihdamı artıracak önemli proje. Konut arsalarının üretilip, tüm altyapı hizmetlerinin yapılıp, imarlı arsaya dönüştürülüp, vatandaşlarımızın kendi evini yapabilecek noktada onlara arsa temin edilmesi de 100 bin konutluk arsa, o da çok önemli bir rakam. Yani 250 bin konuta 100 binde vatandaşın kendi yapabileceği arsaları ilave ettiğimizde 2 yıl içerisinde, önümüzdeki 2 yıl içerisinde 350 bin konut yapar. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii 2023 ile 2028 hedefini de açıkladı. Hedefimiz 500 bin sosyal konut dedi. Sosyal konut. Bu önemli bir rakam. Yani
500 bin sosyal konutta oturacak vatandaşımız 2 milyon insan yapar. Dolayısıyla dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması açısından önemli bir rakam. Bugüne kadar 5 milyon insanımız TOKİ vasıtasıyla ev sahibi oldu. Şehirlerimize yeni yeni mahalleler eklendi. Son zamanlarda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyet gösterdiği yatay mimari ve yöresel mimariye de dikkat ediliyor. Bu anlamda komşuluk şehirlerimizde komşuluk ilişkileri aslında o da sosyal, çok önemli. Sosyal donatı alanları, oradaki iş yerleri, ticaret merkezleri, camisi ve okuluyla birlikte gerçekten çok güzel şehirler inşa edilmiş oluyor. Şehirlerimizin kenarlarında yeni yeni mahalleler oluşuyor. Kentleşme açısından da, sağlıklı kentleşme açısından da önemli. Depreme dayanıklılık açısından da önemli. Yani ben geçen hafta kendi ilimde bir TOKİ şantiyesini ziyaret ettim. Gerçekten çok yani TOKİ maliyetten de artık kaçınmıyor. Yani kaliteli malzeme kullanıyor. Isı yalıtımı, işte ısınma vesaire tüm bunlara dikkat ediliyor. Gerçekten bu 250 bin sosyal konut tabii burada pozitif ayrımcılık yapılacak toplum kesimleri de unutulmadı. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onlara ayrı kontenjanlar veriliyor. %5'lik bir kontenjan ayrılıyor. Emeklilerimize %5'lik kontenjan ayrılıyor. Ve burada gençlerimize yönelik %20'lik bir kontenjan, emeklilere de %20. Dolayısıyla 250 bin sosyal konutun 50 bini emekliye, 50 bini de gençlerimiz için inşa edilmiş olacak. Bu önemli. 18-30 yaş arasında hemen kendi evinin sahibi olmak bir genç için, yeni evlenecek bir genç için önemli bir fırsat. Bu fırsatı inşallah gençlerimiz değerlendirecekler. Tabii müracaat sayısı epey fazla olur. Belli şartlar ihtiva ediyor. Bu şartları tutanlar buna müracaat edebilecek. Ve yeni müracaatlar, eğer çok sayıda müracaat olursa Sayın Cumhurbaşkanımız bunun da kapısını açık bıraktı. Bundan sonra da yine bu projelere devam edeceklerini ifade etti. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten heyecan uyandıran bir proje. TOKİ'nin sadece konut projelerinde değil, diğer alanlarda da ülkemize önemli eserler kazandırıldığını TOKİ aracılığıyla görüyoruz. Kamu hizmet binalarının hemen hemen tamamı yenilendi. 20 tane üniversitemizin kampüs inşaatlarını TOKİ gerçekleştirdi. Yüzlerce hastane, sağlık merkezi, binlerce okul TOKİ vasıtasıyla stadyumlarına varıncaya kadar, millet bahçelerine varıncaya kadar TOKİ vasıtasıyla hızlı bir şekilde bunlar inşa edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum gerçekten bu konuda bütün şehirlerde, illerde, milletvekillerimizle de istişare ederek illerin ihtiyacını belirlediler. Projenin uygulanabileceği arsaların üretimiyle ilgili istişareler yaptılar. Sayın valilerimizin de koordinatörlüğüyle illerimizden arsalar önerildi bu süreç içerisinde. Çünkü geçen ay Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi müjdelemişti ve detaylarını bugün açıklayacağını söylemişti. O süreç içerisinde TOKİ Başkanlığı önemli bir hazırlık yaptı ve konutları hangi illerde hangi arsalara yapacaklarını kararlaştırdılar. Şimdi iş tabii ki proje ve ihale sürecine geldi. Tabii öncelikle müracaatlar alınacaktır. Bu müracaatlardan sonra da hak sahipleri belirlenip ardından da inşaatlar hızlı bir şekilde başlayıp 2 yıl içerisinde inşallah bitirilecek. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ülkemiz için, milletimiz için. Ülkemiz insanı her şeyin en güzeline layık. Gerçekten 20 yıldan bu yana vatandaşlarımızın yaşadığı şehirleri, beldeleri, köyleri daha müreffeh hale getirebilmek için altyapısından üst yapısına varıncaya kadar, yollarından havalimanlarına, deniz yollarına varıncaya kadar, demir yollarına varıncaya kadar çok önemli fiziki kalkınma hamleleri gerçekleşti. Tabii bu kalkınma hamlesinin konut alanında da devam ediyor olması, konut sektörünün de 250 alt sektörü de ilgilendiriyor olması ve bu da üretimin daha da hızlanacağına işarettir. 250 alt sektörde üretimin hızlanması demek yeni iş imkanlarının doğması, istihdam demek. Vatandaşlarımızın daha çok işe sahip olması, daha çok
maaşa sahip olması demek. Hepsi birbirini tetikleyen unsurlar bunlar. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Efendim şunu da sormak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere de ayrı bir parantez açtı. Gençler üzerinden muhalefetin de aslında söylemlerini de eleştirdi. Muhalefet cenahı bu projeye de karşı çıkıyorlar. Gençlere verilen burs desteklerinin 45 liradan 850 liraya çıkarıldığını, yine biz gençlerimizi sokakta bırakmayacağız çağrısında da bulundu. Biz gençlere inandık, destek verdik ve en güzel cevabı muhalefete gençlerimiz verecek dedi. Evet. Bu kapsamda değerlendirmeniz ne olur? Teknofest gençliğini desteklemekten de bahsediyor zaten Cumhurbaşkanı. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Biz gençlerimizi 15 Temmuz'da da gördük. Yani gençlerimizin ülkelerine nasıl sahip çıktıklarını o gece hep beraber gördük. Yani önce gençler koştu meydanlara, tanklara direndiler. Topyekun milletimiz koştu ama gençlerimizdeki o heyecanı, birileri tabii umutsuz davranıyordu. Yani gençler işte apolitik, gençler şöyle, gençler böyle diye eleştirenler vardı. Ama o gece nasıl bayrağına, vatanına, bağımsızlığına sahip çıktığını gençlerimizin gördük. Gençlerimiz gerçekten olup biteni gözlemliyor, görüyor. Bu noktada muhalefetin gençleri kuşaklara ayırıp işte Z kuşağı vesaire şeklinde adlandırarak sanki onların arka bahçesiymiş gibi davranmasından gençler de rahatsız. Gençler ülkesine sahip çıkar. Ben buna inanıyorum. O nedenle gençlerimize güveniyoruz. İşte 50 bin sosyal konut projesinden de gençlerimiz yararlanacak. Muhalefet keşke bu projelerin daha fazlasını önerebilse. Muhalefet demek her şeyi karalamak demek değil. Yapıcı muhalefet gerekir. Zaten kendileri de söylüyor. Diyorlar ki biz dünyanın en güzel işini de yapsanız biz buna karşı geleceğiz diyorlar. Dolayısıyla bizim görevimiz Cumhur İttifakı olarak dünyanın en güzel işlerini milletimize kazandırmak, en güzel eserlerini milletimize kazandırmak. Onların görevi de bunu demek ki onların ifadesiyle karalamak. Keşke böyle olmasa, onlar da daha fazlasını önerseler, 250 bin yetmez, 500 bin olsun diyebilseler ama maalesef muhalefette iyi niyet olmadığı için bunu önerecek bir pozisyonda değiller. Durumlarını görüyorsunuz. Yani altılı masanın içinde bulunduğu durumu da milletimiz ibretle izliyor. Yani 90'lı yılların koalisyon dönemlerini andıran bir takım söylemler, pazarlıklar, eskiye dönüş özlemleri. Milletimiz bu tür kaos ortamlarına fırsat vermeyecektir. Dolayısıyla milletimiz, en başta gençlerimiz, ülkelerine her zaman bugüne kadar sahip çıktıkları gibi sahip çıkacaklardır. Türkiye güçlü ülke olma yolunda emin adımlarla hız kesmeden devam edecektir. O nedenle biz milletimize bugüne kadar hep güvendik. Hep milletimiz için çalışıyoruz. Çünkü biz onlara şükran borcumuz var. Milletimiz sayesinde buralardayız. Milletimiz 15 Temmuz'da ülkesine, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkmasaydı bugün Türkiye çok daha farklı noktada olurdu. Bugün sizlerle biz şu anda bir röportaj yapamayacaktık. Yani o noktada milletimize biz şükran borcumuzu ne yapsak azdır. O nedenle her şey milletimiz için, ülkemiz için. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Değerli bilgiler için çok sağ olun. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Evet, Cem Açık Göz yayın konuğum, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Yılmaz Tunç oldu. Cem dakikalar. Cem'e de selamlarımı iletiyorum. Hemşerimdir. Cem duydu zannediyorum. Bizler de selamlarımızı iletelim Cem'e. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dakikalar önce açıkladı sosyal konut projesinin detaylarını. Bir kez daha üzerinden geçmek isterim. 2023-2028'i hedef belirledi Cumhurbaşkanı. 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri dedi. Ve yine İlk evim iş yerim olarak isminin oluşturulacağını açıkladı. Yine bu kapsamda engelli vatandaşlara %5 karşılık gelen 12.500 konut, emekliler için %20'ye denk gelen 50 bin konut, gençler içinse konutların %20'sine denk gelen 50 bini de yarınlarımızın teminatı, gençlerimize tahsis ettik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlar için 2280 lira taksit, 240 ay vade. Yine 850 bin liraya fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi için 3187 liradan başlayan 240
%40 vadeyle ödeyebilecekler ifadesini kullandı. Elbette ki daha birçok detay var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut projesinin detaylarında bültenlerimizde yer vermeye çalışacağız diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım.